Geçen benden Ryzen 5 5600'lü sistem isteyen dostlar oldu. Biliyorsunuz ki çok fazla 4060'lı sistem var ve ekran kartı da bol. Tabii piyasadakilerin aksine Gaming X kalitesiyle pekişmiş bir sistem var arkamda. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tebilo'nun hazırlamış olduğu orta segment bilgisayarı enine boyuna değerlendireceğim. Kafadan i3 sistemlere büyük bir rakip. Hatta CPU SD12400F'de yarışabilecek güçte. Güç kaynağı ve genel malzemeden kısılmış sistemlerin aksine kaliteli bir moddoda ilerlemek istediklerini görebiliyorum. Tabi bunun da ufak tefek etkisi olacaktır fiyatlandırmaya. Fakat buna nazaran 19.000 TL ve üzerine satılan benzer sistemler gördüm. Gaming X'i de hesaba kattığımızda 3 aşağı 5 yukarı fiyat noktasında kafanızda bir fikir oluşacaktır dostlar. Acaba daha uzun ömürlü duran bu bilgisayar bizlere neler sunuyor? İsterseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Görebileceğiniz üzere masamız şıkır şıkır. MSI temalı bir sistem olduğunu baştan hissettiriyor. Geldik sistemin en önemli parçasına. MSI'nin en iddialı serilerinden biri olan oyunculara özel bu seride tarz sahibi dış bir yüzey var. Girintili çıkıntılı hatlar dikkat çekerken RGB logo hattındaki parlak bir esinti de ayrı bir hava katmış. Twin Frozer 9 termal tasarımla birlikte TOX 5 fan yapısı anlayışı var dostlar. Yani işin rengini değiştirmiş. Aksiyal fanlara göre %23 daha fazla hava akışı sunuyor ve özel bilya sistemi var. Yani sessiz ve etkili bir çözümle birlikte maksimum temas sağlayan özel bakır plakayı da unutmayalım. Tam temas sağlayan özel ısı boruları da müthiş. Ayrıca gereksiz gürültü engelleyen bir heatsink anlayışı ve hava akışı mevcut. En güzel yanı da piyasada plastik arka plakayla gelen kartlara göre metal koruyucu plakayla gelmesi. Bu kartın en büyük avantajı neydi? DLSS 3.0'dı. Peki DLSS neydi bir hatırlayalım. Derin öğrenme destekli süper örnekleme olarak geçiyor ve yapay zeka destekli performans çoğaltıcısı da diyebiliriz. Görüntü kalitesini korurken oyun performansını da iyileştirmek üzere tasarlandı. Zaten F1 ve Cyberpunk'ta göreceksiniz. İşlemcimiz Ryzen 5 5600. Anakart kısmına geçtiğimizde MSI'nin giriş seviyesi A520M A Pro modeliyle karşılaşıyorum. Core Boost özelliğine sahip bu kart daha güçlü işlemcileri de desteklediği gibi gelişmiş bakır yapıda bir PCB anlayışıyla geliyor dostlar. SD backlight koymalarına sevindim. Yalnız güç olarak 4 pin bağlantıya ihtiyaç duyuyor. 64 GB 4600 MHz bellek desteklemesi de gayet iyi. En büyük handikapı USB 3.2 Gen 2 desteklememesi ve RGB kontrol pin çıkışıyla gelmemesi. Ayrıca ekstra fan yuvalarına da rastlamıyorum. Bunun dışında ayrı ses işleme birimi olan ideal bir kart. SSD kısmına geçtiğimizde E3000 modeliyle karşılaştım. 3500 MB okuma ve 2500 civarında yazma değeri sunuyor. En azından 3D TLC NAND'la gelmesi yeterli. Akranlarına göre daha düşük fiyatlı alternatif bir model. Garanti kısmında da ekstra destek sağlıyorlar. Elbette özelleştirmede bellek ve SSD kanadı alternatifleri de ekleyeceğim. Bellek ise süre bakımından CL18 3200 MHz'lık bir klasik kit. Metal mavi bir tasarımla gelmesi gayet çekici. Yine de CL16 olmasını isterdim. Güç kaynağımız ise Mac A550 modeli. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Neredeyse bütün korumalara sahip olması ve gerçek 550 watt sunması. Şimdi aldığınız sistemlerde 600 watt yazdığına bakmayın. Çoğu gerçek 600 bile olmayabiliyor. Amper ve volt değerlerine iyi bakmak lazım. %85 verimlilik hiç fena değil. 80 Plus bronz sertifikasıyla geliyor ve kablolar bayağı da kalın. Kasa ise Antec marka ve mesh ön panelle geliyor. Üste klasik girişlerle birlikte manyetik toz filtresi var. Her kasada olduğu gibi güncel çoğu detay burada da mevcut. Yalnız egzoz fanının da RGB olmasını isterdim. Ayrıca ışığı kontrol edemedim ve fanlar anakarta bağlı değil. Temperli cam kalitesi bayağı iyi. Kasa sacını biraz ince buldum. Tasarım sistemi gölgede bıraksa da ve ek izolasyonla desteklenmiş bir kasa olmasa da genel itibariyle iş görebilecek şık bir havası var. Kasayla alakalı şunu söyleyebilirim. Tamam, RGB fanlarla donatılmış, şık duruyor. Fakat birazcık da gölgede kaldı. Gerçeğini es geçemeyeceğim. Ama genel olarak temperli cam kalitesine vesaire baktığımda gayet tatlı duruyor. Ayarlara geldiğimizde XMP profil 1 ya da 2'yi aktif edebiliyoruz. Yine resizable bar özelliği burada da mevcut. Aynı şekilde buradan işlemci ya da egzoz fanını kontrol edebiliriz. En azından bu BIOS'a hızlı başlangıç koyabilirlerdi. Ryzen 5 5600 7 nanometre
istedik fabrikasyon süreci de geliyor. Ekran kartımız ise 5 nanometre ve 8 GB bir RAM ile gelmekte dostlar. Ekran kartımız boşta 37 derecelerde, işlemciye geçtiğimizde ise 42 olduğunu görebilmekteyim. Dostlar şu anda Last of Us'tayız. Geçen bir arkadaş şey demiş, tamam Last of Us 7 GB VRAM kullanıyor. Fakat Ultra'ya çektiğinde göster bakalım ne olduğunu. Göstereyim, %10 fark ediyor. Bunu zaten çoğu videoda söylüyorum. Şunu söyleyebilirim. İster 16 GB tercih edin, ister 8 GB. Ona göre, bütçenize göre ayarlamak durumundasınız. Yapacak bir şey yok. Oo, sen de öl. İyi ki mermin var ya. Etrafını sarın dedi. Abi bu kız da keşke şey yapsa, taşmış atsa. Şu anda ekran kartının tam potansiyelini kullanıyor. Hiçbir problem yok. Oha! Nereden geldi bu? Öldürdük. Adamda pompalı olabilir de bizde de sniper var. Hadi şunu da öldürelim. Başka oyuna geçelim. Tek. Artık bu sese de gelmiyorsanız. Oho! Dostlar şu anda Cyberpunk'tayız. Ayarlar bu şekilde. 1440p ultra detaylardayız. Görebileceğiniz üzere 54 kare almaktayız. The hell is this? O adam canlandı. Adam ayağa kalktı beyler. Oğlum bu nasıl bir bug'dır ya? Göreve bir şey oldu beyler, tamamlayamıyorum. Niye karakterler bön bön bakıyor, duruyorlar, ben anlayamadım ya. Kimse bana saldırmıyor oğlum. Oho, İspanyol abi. Buenos dias, muchos. Te amo. Dostlar şu anda Diablo'dayız, 1440p. Oynuyoruz bakalım. Yani 120 kareye kadar çıktık. Bir sıkıntı yok. Ekran kartı tam potansiyeli kullanıyor şu anda. Abi gel, eşin burada. Oo, ortalık kaynamış. Kadını kesmemiz lazım. Kestik. Yine adam akıllı bir şey çıkmadı ya. Yemin ederim. Legendary düşürmek için bir yerlerimi yırtıyorum, olmuyor. Selam dostlar, şu anda CS2'ye girdik. 1440p yüksek detaylardayız. Önceki videoda ultra söylemiştim fakat o da yüksekti. Ya ne yapıyorum ben? Atlamalı, sıçramalı. Neyse baba. Buradan bu silahla biraz zor gibi ya. Yakından bile vuramamam. Güzel. Öcümüzü aldık beyler. Oo. Manyak laf. Küfür etmeyin lan. İşlemciyle alakalı şunları söyleyebilirim ki 12 ya da 13100F sistem almaktansa çok daha fazla çekirdek ve işlem gücü sunan 5600 bana daha mantıklı geliyor. Aynı şekilde 5500'den de daha mantıklı. Elbette 13. nesil Intel i5 kadar büyük bir iddiamız yok. i5 12400F'in gerisinde olsak da alternatif olarak değerlendirilebilir. Ekstradan 5600X'e yetişecek güçte bir hız aşırtma potansiyelimiz var. 5 GHz'a kadar yolu olan bir işlemci. İşte o zaman işin rengi değişiyor dostlar. E tabi bunun için B550 anakart daha iyi olur. Elbette tek çekirdek performansı olarak güncel testte görüyorum ki hala Intel'in gerisinde kalsak da genel kullanımda AMD daha iyi render, kod yazma ve işleme gücü sunabiliyor. Yine Ryzen 5 7600 kadar tek çekirdekte iddialı değiliz. Ama AM4 hala iş görür çünkü belli ekstradan para vermiyoruz. Ayrıca çoklu işlem potansiyelimiz de yerinde. Bunu zaten 4K video yük durumunda da görebiliyorum. Dünya geneli performans testte sistemin i3 sistemler karşısında %20 civarı performans farkı sergilemesine şaşırdım desem yeridir. Yani işin nihayetinde PCI Express 4.0 desteği de sunan 5600 almak mantıklı ve ömür açısından da gayet iyi. Testler
sistemde bir sıkıntı yaşatmadı. Uzun süre streste tuttuğum sistemde yük durumunda işlemci 80, ekran kartı ise 62 derecelerdi. İşin güzel yanı, düşük fan hızında çalışan ekran kartıyla birlikte sistem aşırı derecede sessizdi. Hatta boştaki sesini ölçmeye bile ihtiyaç duymadım. Kasa izolasyonu fena değil, yükte pek hissedilmiyor. Hava sirkülasyonu konusunda bir tık daha etkili olabilirdi ama genel tablo bayağı iyiydi. SSD performansı vaat edilen değerlere hemen hemen yakın. Saniyede 400 MB'la USB transfer hızlarına ulaşabilirsiniz. Bellekten düşük performans bekliyordum ama neredeyse 37'ye yaklaşması içime su serpti. Ek olarak 3D Mark testi bana şunu söylüyor: sen bu sistemde rahatlıkla 1080p ultra detay çoğu oyunda akarsın. 1440p ise bazı oyunlarda yüksek detayda takılabilirsin. Yine CPUS testinde ekrana yansıtayım. Güncel testler gösteriyor ki sonuç gayet iyi. Ekstradan şunu da eklemekte fayda var: dileyenler full MSI kasa ve SSD opsiyonuna yönelebilir. Dediğim gibi piyasada i3'lü Ryzen 5 5500'lü 16500 ile 18000 TL arasında değişen sistemler yok değil. Fakat arasındaki farka baktığımızda bir kere Ryzen 5 5600 de geliyor. Gaming X ekran kartı var. Adam akıllı bir güç kaynağı koymuşlar. Yani ne olduğunu en azından biliyoruz. Kaldı ki Gaming X'in avantajıyla birlikte sistemin çok sessiz olduğunu da biliyorum. Tabi burada seçim yaparken kaliteli parçalarla pekişmiş bir bilgisayara mı yönelmek istiyorsunuz, yoksa hani böyle daha uygun fiyatlı olsun diye seçilmiş bir bilgisayara mı? Ufak tavsiyem, sadece belleği CL16 3600 ya da daha yüksek frekanslara çekerseniz tadından yenmez. Hatta ömürlük olabilir. Ben ürünün linkini açıklamaya bıraktım. Oradan sizler de kafanıza göre ilerleyebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.